Evet gençler, şimdi Bursa başlıklı soruların, matematik sorularının 3. bölümüne geldik. 21'den 30'a kadar soruları şimdi burada cevaplayacağız. Şimdi bakalım soruları. Karayolları kanununa göre bir kamyon azami yukarılığı 26 tondur. Bu şu demektir? Yani bu kamyon ağırlığı maksimum 26 ton olabilir. İçindeki yüklerle beraber. Boş ağırlığı 9 ton olan bir kamyona diyor ki paletlerle istiflenmiş halde çimento paketleri yüklenecek. Yani bunun ağırlığı 9 ton. Hemen ne anlıyorum ben buradan? 26'dan 9 çıkardığında 17 ton daha ben buna yükleyebilirim en fazla. Azami ağırlık sınırını geçmek istemeyen sürücü aracı ile eşit ağırlıklı bu paletlerden en çok 12 tane yükleyebildiğine göre çimento dolu paketin ağırlık ton olarak cinsinden hangisi olabilir? En çok 12 tane yüklüyormuşum. Ben burada bir paketin ağırlığını bulmak için ne yapacağım peki? 12 paket 17 ton yapıyorsa yaklaşık olarak diyelim. Bir tanesini nasıl bulacağım? 17'yi ne yapacağım? 12'ye böleceğim. Şimdi köklü ifade olarak karşılamak için ne yapacağım tabii ki? Hemen bunu kök içine alıyorum. 17 kök içinde karesi 289. 12'nin karesi 144. Ben burada bunları böldüğümde yaklaşık olarak 2,004 gibi bir şey yapacak. Şimdi en çok bu kadar değil mi? En çok yüklemek istiyorum. Haberiniz olsun. Bunun içinde en çok ne kadar? Şimdi ne istiyorum ben? Bir kere 2,00'dan bu sayıdan fazla olmayacak. Yani o yüzden bunlar, yani burada kök 4 yapacağım. Bunlar olmaz. 1 niye olmaz? Şimdi 1 de kök 2'den küçük bir şeydir. Ama en çok dediğine göre burada yanım yazıp bulabileceğim en çok bu kök 2,00'dan küçük olarak en büyük değer yani kök 2 olur. Bu da biraz kafa karıştıran bir soru olmuş. Bu sorular içinde. Soru 22'ye bakalım. Boyutları verilen yeşil renkli dikdörtgenler mavi renkli karenin üzerine yapıştırılacaktır. Yeşil renkli dikdörtgenlerin sadece bir tanesi yatay veya dikey olarak mavi renkli karenin kenarlarına taşmadan yapıştırılabilmektedir. Diğerleri ise mavi kare yapıştırıldığında karenin kenarlarına taşmaktadır. Şimdi ne anlıyorum ben buradan peki? Örneğin ben burada 4'ü kenarlarını yatay veya dikey yapıştırdığımda 4 taşmıyorsa 5 ve 6'nın taşması gerekiyor. Eğer ne anlayacağım peki ben buradan? Demek ki bunun uzunluğu mesela 4 yapıştırdım böyle bir şey oldu. 5 ve 6 taştığı için demek ki bunun uzunluğu 4'ten büyük ama 5'ten küçük bir şey olacakmış. Bu karenin bir kenar uzunluğu. Nasıl anladım? Bir daha söylüyorum. Eğer ben örneğin 6 yapıştırdım buraya, 6 taşmadan buraya sığabiliyorsa 4 ve 5 de sığabilirdi. Mesela 5 buraya taşmadan sığabiliyorsa 4 de sığabilirdi. Ama öyle demiyor. Bir tanesi taşmadan sığabiliyor. Diğerleri taşıyor diyor. Demek ki buraya sığabilecek ağırlık en küçük olması lazım. Uzunluk pardon en küçük olması lazım. Diğerleri sığmayacağı için demek ki bunun uzunluğu 4'ten büyük olabilir. Ama 5'ten de küçük olmak zorunda mutlaka. Şimdi şıkladıklar köklü sayı olduğu için hemen ne yapıyorum? Bunları kök içine alıyorum. Kök 16, kök 25. Demek ki bunun bir kenar uzunluğu kök 16'dan büyük, kök 25'ten küçük olacak. O da C şıkkında var gördük. Evet geldik soru 23'e. Olasılıkla ilgili bilgi vermiş. Onu biliyoruz. Bir kargo şirketinde çalışan Burak Bey paketlerin üzerinde yazan adrese gittiğinde adrese daire numarasının yazılmadığını fark ediyor. Apartman girişinde üzerinde isim yazılı olmayan 20 adet zil gören Burak Bey rastgele bir zile basmıştır. Buna göre Burak Bey'in doğru zile basma olasılığı yüzde kaçtır? Bu çok kolay hatta 5. sınıf diyebileceğimiz bir soru. Eğer 20 zoruda 20 tane zilden bir tanesini ona aitse, gideceği adrese aitse olasılık 20'de 1. Bunu yüzde yapmak için ne yapıyorum? Paydayı 5'e çarpıyorum. Bu da %5 olur. Demek ki %5 o da Bursa şıkkı. Geldik soru 24'e. Şimdi diyor ki burada bir toptancının farklı zamanlarda verdiği siparişleri için miktar ve fiyat bilgileri iki ayrı grafikte verilmiş. Görüyoruz. Birinci grafik, ikinci grafik. Tablolardaki verilere göre hangisi yanlıştır? Burada direkt yanlışın aslında D şıkkı olduğunu görebiliyoruz. Oradan başlayalım. Her iki sipariş toplam aynı miktar erzak alınmıştır. Şimdi alınan erzaklar bu değil mi? Birinci siparişler koyu olan kırmızılar, ikinciler biraz da pembe olan. Şimdi birincilerde peki ne var? 120 var, 80 var ve 100 var değil mi? 80 ve
100. Toplarsam burası 200, tam 300 yapar birinci sipariş. İkinci sipariş ise 160, 80, 80. Onları yazalım şuraya. 160, 80, 80. Bu 240 ne yaptı burası? 320 yaptı. Gördüğüme göre aynı miktar erzak alınmamış her iki siparişte. O zaman doğru cevabımız Denizli oldu. Evet, geldik soru 25'e. Burada da sıkıntılı birkaç yer var. Şimdi önce bir kere şuradaki eksi 1 değil böyle. Bu kuvvet olarak eksi 1. Bu 3 kuvvet. Bu eksi 1 de dışarıda kuvvet. Yine bunlarda sıkıntı yok ama yine şimdi buradaki nasıl oldu biz de anlamadık ama burası yeşil arkadaşlar. Şimdi bazı indirmelerde yeşil gözüküyor ama ben 2-3 kere indirdim yine de bu sarı gözüküyor. Burası yeşil, bunu unutmayalım. Zaten doğru cevap bu çıkacak, o yüzden söylüyorum. Burası yeşil. Şimdi diyor ki bu soruda böyle bir karton yapılmış. Buradakilerin 1 bölü 16'ya eşit olanlar sarıya. Şimdi 1 bölü 16, peki bunu üstü bir sayı yaparsak 16 nedir? 1 bölü 2 üssü 4'tür değil mi? Bunu yukarı aldığımda 2 üssü eksi 4 olur. Yani 2 üssü eksi 4 olanlar sarı. Yine bakarsak 8 2 üssü 3 değil mi? Yani 1 bölü 2 üssü 3. 2 üssü 3'ü yukarı alırsam kuvvetin işareti değişiyordu. 2 üzeri eksi 3. Bu da neymiş? Mavi. Ve 16. 16 2 üssü 4 yapar. O da neymiş 16 olanlar? Yeşil. Şimdi buradakileri buna göre düzenleyelim. Şimdi 2 üssü eksi 4. Şimdi burası 2 üzeri 3 yapar. Bir de kuvvetinde eksi 1 var. Kuvvetle kuvvet çarpıyordu. 2 üssü eksi 3 yaptı. Şimdi gelelim buraya. Zaten bunu yukarı aldığımda 2 üssü eksi 3 yapar. Bu 2 üssü 4. Burada kuvvetleri çarparsam 2 üssü eksi 4. Burada 2 üssü 4'ü yukarı alırsam kuvvetin işareti değişir. 2 üzeri eksi 4 olur. Burada 16 2 üssü 4 yapar. Eksi 1 ile eksi 1'i çarparsam artı 1 yapar. Kuvvetleri bir daha çarparsam yine 2 üssü 4 yapmış olur. Burada 2 üzeri 3 bir de üssü eksi 1 var. Kuvvetleri çarparsam 2 üssü eksi 3 yapar. Bu 4 2 üssü 2'dir. Kuvvetleri çarparsam 2 üssü eksi 4 yapar. Yine 4 burada 2 üzeri 2'dir. Yine kuvvetleri çarparsam bu kez 2 üssü 4 yapar. Burada kuvvetleri çarptım 2 üzeri eksi 4. Burada çarptım 2 üzeri 4 oldu. Direkt ben hani kısa kesmek için diyorum. En son sıraya bakarsam 2 üzeri eksi 4 neydi? Sarı. 2 üzeri 4 neydi? Yeşil. 2 üzeri eksi 4 sarı. 2 üzeri 4 yeşil. Yani son sıra sarı, yeşil, sarı, yeşil. Sarı, yeşil, sarı, yeşil de sadece D şıkkında olacak. Tekrar söylüyorum. Burası yeşil ama niye bilmiyorum. Bizde sarı. Şimdi gelelim diğer soruya. Evet, soru 26. Halı işiyle ilgilenen Yıldız Hanım müşterisine biri ipek, diğeri herekalısı olan iki halı için aşağıdaki bilgiyi veriyor. İyi bir ipek halının 1 santimetre karesinde 1600 düğüm var. İpek halı bunun 1 santimetre karesinde 1600 düğüm var. Yün herekalının, şöyle de yün yazalım, 1 desimetre karesinde ise 3200 düğüm var. Diyor ki verilen bilgiye göre bu iki halının 1 metrekarelik kısımlarındaki düğüm sayısı nedir? Şimdi burada santimetre kareyi ne yapacağım? 1 metrekare için düşüneceğim. Yine buradaki 1 desimetre kareyi de 1 metrekare için düşüneceğim. Peki santimetre kare, bakalım santimetre karemizi metrekare yaparken ne yapmam lazım? Hemen düşünelim. 1 santimetre karesinde bu kadarsa 1000 metre, bunu santimetreye çevirirsem ne yapmam lazım? Hemen düşünelim burada. 1 metre kare ne kadar santimetre kareymiş? 10.000. Yani ben aslında burada 10.000 santimetre karelik yerdeki düğümü arıyorum aslında. Yani kaç katı? 10.000 katı. O zaman ne yapacağım? Bunu da 10.000 ile çarpacağım. Şöyle çarparsam 16'nın yanına 2 sıfırı vardı. 1, 2, 3, 4 sıfır daha geldi. 6 sıfır olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıfır oldu. Şöyle işaretlersem 16 milyon düğüm var. Şimdi gelelim buraya. Burada 1 metrekare. Metrekare, yani desimet, metrekare desimetre kare yaparken 100 katıymış.
Demek aslında ben bunun yerine 100 desimetre karedeki düğümleri bulacağım. Yani ne yapmam lazım? 100 katına çıktığına göre bunu çarpacağım 100'le. Yani yanına 2 sıfır daha ekledim. Bu da 320 bin düğüm oldu. Ne diyor peki bize? Düğümlerin oranı hangisi olabilir? Ne yapıyorum? 16 milyon, orada 6 sıfır vardı. Bölü, oran demek, bölüm demekti biliyorsunuz. 320 bin. 4 sıfır ve 4 sıfır sildiğimde ne oldu? 1600 bölü 32. Onu da şuraya yazalım bir. 1600 bölü 32. Peki 1600'ü 32'ye böldüğünde ne yapar? Tam 50 yapar. Demek ki oranları 50'ymiş. Evet, soru 27. Bilimsel gösterim sorusu. Kısaca diyor ki bize verilen şuradaki sayının bilimsel gösterimi nedir? Bilimsel gösterim yapmak için önce ben bir sayıyı şöyle bir yazayım. Toplamda burada bayağı 0 var. 3, 6, 8 tane 0 var. Şimdi bu haldeki bir sayının bunun yanında 10 üzeri 0 var diye düşünüyorum. Ve virgül yok. Virgül yoksa bu kısmın en sağında virgül var düşünüyorum. Şimdi ben amacım bu virgülü öyle bir yere getireceğim ki tam kısım birden veya bir veya birden büyük olacak, ondan küçük olacak. Yani bir tamlı bir şey olabilir. 13 tamlı olamaz. Buraya gelmesi lazım. Her sola gittiğinde onun kuvveti artacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sola gittiğime göre bu sayı oldu 1,39. 11 sola gittim, 11 arttı. Yani 10 üzeri 11 olmuş oldu. Bilimsel gösterim, buradaki 6'yı unutmuşuz, hemen ekleyelim. 1,396 çarpı 10 üzeri 11, o da C şıkkında var, gördük. Soru 28. Evet. Okyanus ortası sırtı dünyanın en uzun sıra dağıdır. Toplam uzunluğu 65 bin kilometre olan bu dağ sisteminin %90'ı okyanus tabanındadır. Diyor ki okyanus sırtının okyanus tabanında olan kısmının bilimsel gösterimin metre cinsinden ifadesi nedir? Önce kilometreyi bir kere metre yapmak için ne yapıyordum? 1000 ile çarpayım. Yani 3 sıfır daha geldim yanına, gel. Artık metre bu. Bunun %90'ı okyanus tabanıymış. Bana o kısmı soruyor. Yani ne yapmam lazım? 90 çarpı bölü de 100. Ne yaptım? 2 tane sıfırı üstten ve alttan sildim. 65 çarpı 9 yapıp yanına 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır ekleyeceğim. 65 çarpı 9 yaparsam 9 kere 5, 45, 50 var. 4, 6 kere 9, 54, 58. Yani 585'in yanına 2, 5 tane daha sıfır ekliyorum. Evet, yani sayımız 58 milyon 500 bin metre oldu. Şimdi bunu yine bilimsel gösterim yapıyorum. Üstteki soru gibi. Çarpı 10 üzeri 0 düşünürsem virgül de burada. Nereye gelecek? Buraya. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sola gittiğime göre bu da 7 artması lazım. Yani 5,85 çarpı 10 üzeri 7 oldu. O da yine C şıkkında varmış. Evet, geldik soru 29'a. Ali öğretmen yerli mal haftasındaki öğrencilerini dağıtmak için portakal almaya manava gitmiş. Manav çalışanından portakalların tanesinin 200'de 240 gram ağırlığında değiştiğini öğrenmiş. 25 adet portakal almış. Yaklaşık kaç kilogram portakal almıştır? Yani en az bir tanesi 200 ise 25 tane 200 en az olacak miktar. Buna ne yapar belki? 25 çarpı 2, 50, 2 sıfır daha ekledim. 5000 gram olabilir. Gelelim buraya. En fazla da 25 çarpı ne yapar? 240. Bu da 6000 gram yapar en fazla. Yani bunların arasında bir şey olması lazım. Bunlar gram. Benden kilogram istemiş. Hemen kilogram yapmak için ne yapıyorum? 1000'e bölüyorum. 1000'e böldüğümde 3 sıfır gider. Demek ki ne olacak? 5-6 arasında bir şey olacak. Hemen sayılar köklü olduğu için kökleri sıralarken bunları kök içine almam lazım. Bu kök içinde 25 yapar karesi. Bu da karesi kök içinde 36 olarak düşünebiliriz. Yani kök 25'ten fazla, kök 36'dan büyük. Hemen bakalım C şıkkına. 2'nin karesi 4. 7 çarpı 4 ne yapar? Kök 28. Bu da bu aralıkta olduğu için doğru cevabımız C oldu. Geldik son soruya.
Evet, gayet kolay bir soru bu da. Yukarıda notlar var. Efe'nin bunlar birinci dönem karne notlarıymış. Efe proje ödevi almak için dilekçesinde tabloda verilen derslerden notları en düşük olan 5 dersin ismini yazarak öğretmene vermiş. Önce hemen en düşük 5 dersi belirleyelim. En düşük burada ne var? 40 var. Sonra 45 var. 2 oldu. 50'ler var. 3, 4 oldu. 50'den sonra en yakın ne var? Sanırım 60 var. 5 tane ders oldu. Bunları ismini yazmış. Yani hangi matematik? Türkçe, fen, İngilizce, matematik uygulamaları. Diyor ki öğretmenin Efe'ye verdiği proje görevinin dersinin notu 50'den az olma olasılığı. Şimdi toplam kaç ders yazdı? 5. 5 dersten kaç tanesi 50'den az? 50 olmayacak bakın. 50'den az olacak. O da kaç tanesi? 40 ve 45. 2 tanesi. Demek ki 5'te 2 olasılık var. Bu da A şıkkıdır. Evet, böylece Bursa sorularının matematik kısmını bitirmiş olduk. Herkese iyi çalışmalar. Diğer sorularda görüşmek üzere.